Öncelikle oyun hamuru nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. İlk başta gördüğünüz gibi unumuz, gıda boyamız, tuzumuz, yağımız ve suyumuz var. İlk başta unumuza biraz yarım bardak tuz koyuyorum. Ve iyice karıştırıyorum. İyice karışınca kabımıza koyuyoruz. Gördüğünüz gibi yarım bardakta suyumuz. İçine 2 tatlı kaşığı yağ koyacağız. Bir. Daha fazla yağ koyarsak hamurun zaten rengi kaçacaktır. İçine az bir şey daha koyacağız. İçine su ekleyeceğiz arkadaşlar. Biraz daha. Gördüğünüz gibi yeşil bir hamurumuz olacak. Bitişte. Ama isterseniz siz farklı bir gıda boyasıyla yapabilirsiniz. Farklı bir rengiyle. Evet, şu an deminki hamurumuzu iyice yoğurduk. İyice karış yoğuracağız. Un ekledik tabii içine biraz. Az bir şey daha un ekleyince bu şekilde güzel bir kıvam oldu. Şu an onun halini görüyoruz. Hamurumuz gördüğünüz gibi acayip güzel bir yeşil ve pofuduk pofuduk. Çok iyi bir his. Kıvamı da gerçekten çok güzel oldu. Bizim bildiğimiz oyun hamurlarıyla aynı kıvamda oldu ve daha da pofuduk. Ve çok iyi. Ama tabii bu hamuru sonradan bir kaba koyup saklamanız lazım ki tekrardan diğer oyun hamurları gibi sertleşmesin. O yüzden bunun koruyucu maddesi tabii ki tuz. Evde yapılmış hamurların koruyucu maddeleri tuzlandır. Gerçekten oynamaya hazır bir halde.
yumuşak bir hamur. Bu kadar yumuşak bir hamur görmemiştim. Ben şimdi hamurumdan şekiller yapacağım. Üstüne de şekil yapalım. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üstüne böyle böcekli bir kek yapacağım. Gördüğünüz gibi. Böceğimizin beneklerini de yapacağım. Evet, benekleri yapıyoruz. Yaptığım için çok gelsin. Evet, şimdi çok güzel bir salyangoz yapacağız. İlk başta hamurumuzu bu şekilde, ince bir şekilde atacağız. Ki salyangozumuzun kıvrımları güzel olsun. Ve serilmiş salyangozumuzun kabuğunu yapmak için. Yeterli büyüklüğe ulaşınca kapatacağız. Şimdi salyangozumuzun başını yapacağız. Biraz daha büyük yaparsak daha güzel olur. Biliyorsunuz ki salyangozların vücudunun burası düz olur. Şekilde tabii ki antenleri de var. Böyle minik minik antenler yapacağız tatlıca. Antenleri bu şekilde sarkıtalım. Güzel oldu. Şimdi bunu bozacağız ve başka bir şekilde. Bu sefer de güzel bir kek mi yapsak? Evet, şöyle lezzetli güzel bir kek yapalım. Kabarmış güzel bir kek. Açalım bu şekilde. Kekimiz de kabarsın. Bir kek. Hamurumuz gerçekten çok iyi kabarmış. Evet,
Evet, gördüğünüz gibi kekimiz tamam. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.